Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda yanımda görmüş olduğunuz gibi Lütfi Karaca var arkadaşlar. Lütfi hoş geldin videomuza, nasılsın abi? Hoş buldum. Evet, yeni bir Lütfi getirdim arkadaşlar. Nazire teknoloji influencer camiasının parlayan yıldızlarından bir arkadaşımız. Nazire hoş geldin videoya. Hoş buldum. Açıklama kısmına Nazire'nin profillerinin linklerini, bağlantılarını, her bir şeylerini bulabilirsiniz. Nazire, videoyu söylemedik. Arkadaşlar bu videoda elimde görmüş olduğunuz iPhone 14 Pro Max değil mi bu? Evet ama tabii ki de çakmasını inceleyeceğiz çünkü orijinalini bildiğiniz gibi alamadık arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz ve videomuza doğru geçiş yapıyoruz. Normalde Nazire, ben sana direkt bir şey söylemek istiyorum. Bu tarz çakma ürünler, mesela size de anlatayım arkadaşlar. Mesela iPhone 13 Pro çıktı ya, 12 Pro'yun sadece kutusunu değiştiriyorlar replikacılar. iPhone'un kendi kutularında görmeyeceğimiz şekilde yamuk. Kutu diyoruz. Sadece kutunun içinde şöyle bir şey var. Zaten bu cihazı aldın diyelim, şunu görünce ana dersin yani, ben sana söyleyeyim. Ana tam burada dersin işte, ana. Çünkü böyle bir Design by Apple, okey, o kısmına ikna olduk ama kalanına ikna olamıyoruz. Arkadaşlar telefona 4500 TL verdik. Bu kutu aslı çok uzadı. Bu sefer galiba gerçekten 14 Pro'nun çakması gelecek. Telefonun şeyinde neydi ya bu? Ekranında evet, dinamik adanın bulunması arkadaşlar. Bu arada bu ürünü ben Mert'ten aldım arkadaşlar. Mert Bayantemur diyor. Onun da YouTube kanalı var. Çok YouTube'lu bir video oldu bu. Yani Nazire'nin kanalı, Mert'in kanalı, onun altında Lütfi'nin kanalı. Bir de takip edebileceğiniz kanallar diye bir liste yaptım. Oradan da bakabilirsiniz. Şaka bir yana, Mert Bayantemur'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada telefonumuz açıldı. Bak adayı görüyor. Çalışıyor mu bari bu adam? Çalışıyor ama tabii ki de orijinali gibi işlevli çalışmıyor. Bu çakmayı nereden aldınız siz ya? Bu çakmayı ben bir Instagram sayfasında gördüm. Telefonun reklamı gibi olacak ama yani şimdi çakma da olsa aletin bence arayüz olayı. Şuna bak Nazire. Tamam, ben çıkıyorum. 120 Hz bu çakmanın ekranı? Değil tabii ki de. Ne kadar aldınız siz bunu? 4,5. 4500 liraya. Evet, yine şöyle durumlarda gelişmiş arkadaşlar. Model burada yine iPhone 14 Pro Max olarak görünüyor. Eskilerde ne yazıyordu bilmiyorum. Şu IMEI numarasını bir sorgulamak istiyorum ben. Ben bu telefonun Nokia... Öyle bir şey görünecek bak orada, bak sorgula. IMEI kayıtsız lan bunun arkadaşlar. Evet, IMEI yanlış yazmış olabilir miyim? Kayıt edelim. Kayıt bulunamadı. Şimdi bir hat takmak istiyorum. Lütfi Karaca'yı arıyorum şu an. Videodayız kankacığım. Ne haber? İyidir. Bir yanında Nazire var. Onunla video çekiyorum da. Ne diyeceğim sana? Lütfen. Merhaba, selamlar. Çakma telefonu hattımı takıp seni aradım. Acaba başımıza bir iş gelir mi? Gelmez herhalde ki. Bilmiyorum ki. Gelmez. Lütfen herhangi bir ses sorunu var mı? Biraz saçma bir soru oldu ama. Var yani, şu hoparlörden konuşuyor gibisin. Zaten öyle sanırım. Evet. Ben normal standart kaliteli bir telefon hoparlörden konuşuyor gibi değilsin. Tamam Lütfen, o zaman sağ olasın. Herhangi bir sıkıntı yok anladım. En azından konuşulabiliyor yani. Oğlum var ki işte. Ne dedin? Hoparlörden konuştuğun çok belli oluyor ve dandik geliyor sesinde değil. Bunlar sorun değil mi? Bence sorun. Tamam, hadi görüşürüz. İyi, hadi görüşürüz, eyvallah. Karşı taraf beni duyduğu sürece herhangi bir sıkıntım yok. Dinamik ada çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Şarjı taktığın anda şarj oluyor diye o ada genişliyor. Normalde çalışıyor mu? Bildirim falan gelmiyor mu? Bilmem ne bildirim, hiçbir şey yok. Bu nasıl bir market abi? Şöyle de bir görün istedim ya. Bu acaba nerenin marketi? Ya işte bu çakma telefonlardaki yani sağlıksal risklerin dışında, bu SAR değeri bilmem ne meselesinin dışında en büyük risk burada. Yani ikinci risk burada. Hangi markete bağlandığımız belli değil. Bunun haricinde kamera kısmından biraz bahsedelim istersen. Şu arkadaki kameraların sadece bir tanesi çalışıyor, onu biliyorsun. Evet, diğer ikisi çalışmıyor. Zaten onu böyle yakından bakarsanız görüyorsunuz. Orada balon var yani, mercek bulunmuyor. Kamera kısmında bayağı bir FPS sorunu var arkadaşlar. 3x zoom yapabiliyorsunuz falan filan ama biraz bizim ortam da karanlık. Şöyle bir kendime çevireyim bakayım. Gördüğünüz gibi bu şahısla benim bir alakam yok. Kendisini tanımıyorum. Ön kamera arkadaşlar. Kamera özelliklerini biliyor musun? Ya özelliklerini bilmemiz çok mümkün değil çünkü hani orada yazanı bilmenin de bir manası olmuyor. Türkçe bu arada telefon. Ama çeviri olduğu için kelime hataları çok fazla var. Çok ısınıyor. Yani açma aşamasında gidiyor. Bu ne sesi? Bu plastik ha. Ya şu kamera... Kameraya girdik sonra zaten yok fotoğrafa geçeyim, videoya geçeyim, bunlar hep zor işler. Yani evet, şu an geçmiyor mesela. Ağır çekim, hızlı çekim diye bir şey yok zaten. Panoramik falan da yok. Ya sonuçta 4500 lira para veriyorsun. Hani bir anı fotoğrafı, bir arkadaşlarına bir ortama girdiğinde de telefonun en azından birazcık düzgün olmasını istersin. Dış tasarıma gelince hiçbir sorun yok abi. Yani yiğidin yoğurt yiyişine şey vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Yani harbiden ben bunu bir masada görsem böyle, maalesef bunu söylemek zorunda, ürünün replik olduğunu anlamam abi. Ya özellikle kılıf varsa masa üzerinde. Onu da neden söylüyorum? Normalde mesela işte Deep Purple rengi gerçekten mor yapmışlar. Yani derin mor falan değil. Gerçekten bayağı mor yapmışlar. Renginden bir tık anlayabilirsiniz. Yani kameralara da çok detaylı bakıp yan yana koyduğunuzda belki. Gerçekten bu çakma yeniden yapılmış yani. Ben evet. Net bir şekilde alınmaz. Onu net bir şekilde ortaya koyayım. Çünkü hani bir sağlık sorunu hiçbir şekilde sarderi kontrol altında olmayan bir telefondan bahsediyoruz. Velhasıl kelam arkadaşlar, özetle ürün çakma ürün olma iddiasını bayağı iyi karşılıyor. Onu size söyleyeyim. Niyetim kesinlikle övmek değil. Çok ciddi anlamda bu cihazlardan uzak durmanız lazım. Hani 4500 liraya bu telefonu alırsınız. Sağda solda masaya koyduğunuzda gerçekten iPhone 14 Pro'nuz olduğu sanılabilir. Fakat birkaç ay sonra, ben size şunun garantisi benim, 2 ay sonra bu telefon kullanılamayacak kadar kasacak. En önemli aslında almayın faslındaki en önemli durumumuz bu. Telefon şu an boş, sıfır ve şarjının full olmasına rağmen gündelik kullanımda takılmalar yapıyor. 3 fotoğraf, 5 fotoğraf çektikçe, 2 video çektikçe, işte birkaç tane oyun yükleyeyim, PUBG'de oynayayım bilmem ne dedikçe bu kasılmaların oranı günden güne yükselecek. Bir şeye geçelim, PUBG'ye geçelim. Bir PUBG oynayalım bakalım oynatacak mı? Ben oynatacağına dair hiç inancım yok. Bunun haricinde oyun testine de baktık, ısı vesaire vesaire değerlerini gördük, kamera örneklerini inceledik. Tasarım anlamında telefon gerçekten sınıftan, yani dersinden geçti. Nazire oraya 150.555 tane not almış. Ben size hepsini tek tek okuyorum. Okuma. SAR değerinden dolayı tavsiye etmiyoruz. Kutusu iyi değil. Lidar sensöre sahip olmayan kamera görseli. Ha, öyle bir durum mu var? Bu var işte burada. Var. Yani lidar sensörü var. O bir, yani sensör değil de buraya bir delik açmışlar yani. Evet. Şarjı takınca dinamik alışı, batarya süresi güzel örnek. Şimdi zaten oyun testinde göreceğiz. O widget'lar yok. Ya varmış gibi yapmışlar. Bu arada bence 13 Pro Max'in çakmasına göre bayağı iyileştirilmiş widget'lar. Face ID yoktur bunda. Var. Var da o Face ID'yi ben şimdi size göstereyim. Hemen şurada yapayım. Öyle. Benim yüzüm tanımlıydı orada. Niye çalışmıyorsun? Unutmuş beni ya. Benim videomda açmıştı. Bence yeniden deneyelim. Dur tamam, bir dakika deneyeceğim. Olmuyor şu anda niye? Bu arada sensörlerle yapmıyor. Telefon videoda bozuldu arkadaşlar. Siz düşünün yani ötesini. Bu beni yalancı çıkartmak için kurgulanmış. Face ID ondan bozmuş o. Fener'e geçirmiş. Fener ve kamera ikonları çalışmıyordu. Şimdi onlar çalışıyor. Açıldı. Çok da hızlı açıldı. Şuradan bir fotoğrafını aç bana. Lan Çinliler. Biliydim. Bir gün böyle olacağını biliydim ya. Vallahi bir gün düzgün bir... Yani arkadaşlar gerçekten düzgün değil. Yani bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama. Ya sen bunu eline aldığında direkt hissediyorsun değil mi? Yani kalitesiz bir telefon olduğunu, çok fazla kasma yaptığını hissedebiliyorsun. Arkadaşlar şimdi Face ID faslına da baktık. Nazire'nin yüzünde de çalışıyor, benim yüzümde de çalışıyor. Fakat şöyle bir toparlamak gerekirse ürün tasarım anlamında okey. Birkaç ay sonra bunun düzgün çalışmayacağını ben size garantisini veriyorum. 4500 liranız cebinizde kalsın ya da gidin Android veya ikinci el bir iPhone alın diyorum. Böylece Nazire'ye hiç söz bırakmadan, söyleyeceğim bir şey varsa yine söyle. Yok, biraz önce bunları zaten ben söylemiştim ama tekrar söylemek zorunda kaldık. Çağdaş bu sefer herkes dedi zaten. Bu alem böyle. Sen YouTube içinde herkes böyle. Başka şu aydalar vardı, onları diyecektim. Kamera çözünürlüğünü bulduk arkadaşlar. İçerisine ayda 64'ü yüklemişler. Yazan özellikler arka kamera 48 megapiksel, pil 4300 bilmem kaç miliamper falan yazıyor ama oradaki veriler Apple'ın hani kendi iPhone 14 Pro modelindeki veriler olarak kopyalanmış. Evet. Normalde öyle bir şey yok. Onu size söyleyeyim. Zaten mesela işlemci netledi. İşlemci A16 Bionic olarak görünüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya buradan anlarsınız. Gerçek olmayan veriler olduğunu biz biliyoruz şu anda. Orada A16 Bionic'i gördüğüm için ben bu verilere şu an inanamıyorum arkadaşlar. Benim son sözüm budur. Hem sağlığınız açısından hem de paranızı daha mantıklı yerlere, ki şu an para arkadaşlar maalesef çok zor kazanılan ve çok hızlı tükenen bir şey oldu ülkenin mevcut pozisyonunda. O yüzden harbiden paranıza sahip çıkın arkadaşlar. Ben de sana katılıyorum. Zaten söyleyebileceğim her şeyi sen söyledin. Nazire'nin Instagram profil ve YouTube kanalını açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Mert'in kanalında bıraktım. Başka videomda görüşmek üzere. Nazire tekrar çok teşekkür ederim. Beni kırmadın. Ben teşekkür ederim. Bu videoya konuk oldum. Hoşçakalın. Görüşürüz.